Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bana daha çok bilgisayar programcılığı hakkında sorular sormuştunuz. Ben de sormuş olduğunuz soruları derleyerek bir video oluşturmak istedim. Bu oluşturmuş olduğum video umarım sorularınıza cevap niteliğinde olur. Daha öncesinde de bilgisayar programcılığı bölümünün tanıtımından bahsetmiştim. Onu da yukarıda çıkan kartlara eklerim. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak kanalıma destek olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi İlk sorumuza, videomuza geçelim. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Bilgisayar programcılığı bölümü kimlere göre bir bölümdür? Bu bölümü okuyacaklarda nasıl özellikler olması gerekiyor? Öncelikle bilgisayar programcılığı bölümü yazılımı seven, yazılımla uğraşmayı kendine hobi edinmiş, donanımlarla, bilgisayarlarla arası iyi olan kişilere daha uygun bir bölüm olacaktır. Eğer ki bu söylemiş olduğum alanlara ilginiz yoksa bu bölüm sizin için biraz sıkıntılı geçebilir. Sevmediğiniz bir işi yapmak size çok fazla sıkıntı yaratabilir, sizi zorlayabilir. O yüzden bu bölüm dediğim gibi yazılımla uğraşmayı seven, yazılıma merak duyan, bilgisayarlarla içli dışlı olanlar için daha uygun bir bölüm. Peki nasıl özellikler gerektiriyor? Şöyle söyleyeyim, bu bölümü okumaya karar verdiyseniz eğer sayısal alanınızın kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü birçok yazılımla ilgili projeler yaptığınız zaman matematik bilgisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla da matematik bilginizin yani sayısal bilginizin iyi olması gerekmekte. Yani bu şekilde özelliklere sahip olmanız gerekiyor. İkinci sorumuza geçecek olursak eğer, bilgisayar programcılığı okuyanlar ne gibi dersler görüyor ve kullanmış oldukları yazılım dilleri neler? Genel olarak üniversitelerin içeriklerine göre değişmekte. Şöyle ki genel olarak şu anda ekranda da görüyorsunuz. Nesne tabanlı programlama, görsel programlama, veri tabanı, internet programcılığı, bilgisayar donanımı, ağ temelleri ve benzeri tarzda dersler görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz diller arasında gene dediğim gibi üniversiteler üniversiteye farklılık gösterebiliyor. %90'ında bütün üniversitelerde Java ve C# gösterilmekte. Geri kalan kısımda C veya C++ gösteren üniversitelerde mevcut. Veri tabanı dilleri kısmında SQL kullanılıyor. Onun haricinde internet programcılığında HTML, CSS, PHP gibi diller gösteriliyor. Ağ temellerinde de TCP/IP'ler, işte ağ topolojileri, internet bağlantıları, ağ sorunları ve benzeri derslere değinilmekte. Bilgisayar donanımı dediğimiz kısımda bilgisayarın iç donanım parçalarından oluşan anakartlar, işlemciler, RAM vesaire tarzı içeriklerden oluşmakta. Bu şekilde dediğim gibi nesne tabanlı programlamada Java, görsel programlamada da C# gösteriliyor. Ama bu üniversiteden üniversiteye değişebiliyor arkadaşlar. Bir de son olarak şunu da ekleyeyim. Algoritma diye dersiniz de var. Algoritma temelleri dediğimiz ders ise sizi yazılıma başlamadan önce yazılımın algoritma mantığını geliştirmek için verilen bir ders. Siz algoritma mantığını ne kadar iyi öğrenirseniz yazılım dillerinde de o kadar başarılı olursunuz. Çünkü algoritma yazılımın bir parçasıdır. Algoritma olmadan da yazılım olmaz arkadaşlar. O yüzden algoritma bu bölüme başlayacaklar veya halihazırda okuyanlar algoritma mantığınızı geliştirirseniz diğer yazılım dillerinde de hiçbir sıkıntı veya sorun yaşamazsınız. Üçüncü sorumuza gelecek olursak eğer, en çok bu soru geldi. Bu bölümü okursam çok fazla zorlanır mıyım? Şöyle söyleyeyim, bölüm kolay da değil, çok da zor da değil. Ortasında bir karar diyelim. Mühendislik gibi çok fazla zorluğu yok. Derslerinize günü gününe çalışırsanız, konuları biriktirmezseniz eğer, bütün derslerden rahatlıkla geçebileceğinizi söyleyebilirim. Onun haricinde yazılım dillerinde bir tık zorlanabilirsiniz. Çünkü C# kolay fakat Java biraz zorlayıcı olabiliyor. Çünkü C# göre biraz daha karmaşık bir yapıda. Ama diğer derslerden rahatlıkla geçebilirsiniz. Düzenli bir şekilde çalışmanız gerekmekte. Verimli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Derslerden geçebilmeniz için. Matematik dersi de mevcut bölümün içerisinde. Matematikten zorlanabilirsiniz. Çünkü lisede gösterilen matematikten bir tık daha farklı şekilde gösterilmekte. Yazılım dilleriyle birlikte yürütülüyor matematik dersleri. O yüzden matematik dersine de günü gününe ve konuları biriktirmeden de çalışırsanız hiçbir şekilde zorluk yaşamazsınız arkadaşlar. O yüzden korkulacak pek fazla bir şey yok. Dördüncü sorumuz ise bu bölümü açık öğretimde mi okumak daha mantıklı, örgünde mi okumak daha mantıklı diye gelen sorular arasında. Örgünde okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü açık öğretimde okuduğunuz zaman bu bölümde her şeyi kendiniz öğrenmeniz gerekmekte. Açık öğretimin kendine ait içerisinde kaynakları mevcut. Bu bölümü yüz yüze görmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü sorularınız olduğu zaman veya ek bir destek almanız gerektiği zaman açık öğretimde böyle bir imkanınız yok. Hocalara sorma gibi bir imkanınız yok. Yüz yüze eğitimdeyken hocalarla danışarak veya arkadaşlarınızdan yardım alarak soru
sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Aynı zamanda örgünde okumanız size yazılım alanında daha fazla şey katacaktır açık öğretime göre. Açık öğretimde okunmaz mı diyeceksiniz. Okunur, tabii ki de okunur, okunmaz diye bir şey yok. Fakat yüz yüze eğitime göre bir takım eksiklikleri de mevcut. Çünkü siz orada her şeyi kendi kendinize öğreniyorsunuz. Yüz yüzeyken size hocalarınız eşliğinde öğretiliyor. Uygulama yapma imkanına sahipsiniz. Laboratuvar kullanma imkanına sahipsiniz. Onun haricinde bir sürü ödevler, projelerle yazılımı daha da pekiştirme imkanlarına sahipsiniz. O yüzden ben örgünde yüz yüze okunmasını tavsiye etmekteyim. Beşinci sorumuza geçelim. Peki bu bölümü 4 yıla tamamlamak zorunda mıyız gibi gelen sorular da var. Şöyle ki, eğer ki bu bölümde kendinizi çok fazla geliştirirseniz ve yazılım alanında kendinize çok fazla şey katarsanız 4 yıla tamamlama gibi bir mecburiyetiniz olmaz arkadaşlar. Çünkü yazılım alanı kendinizi ne kadar geliştirirseniz, okulda öğretilenlerden kendinize ne kadar fazla şey katarsanız iş hayatında da daha fazla imkanlara sahip olabilirsiniz. Çünkü benim de birçok çevremde tanıdıklarım 2 yıllık bölümden mezun olup çok iyi yerlere gelen arkadaşlarım da var. Mühendislik okumadan. Mühendisliğe geçerseniz de size daha fazla katkısı olacak. 6. sorumuza geçelim. Peki bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olanlar ne tarzda işlerde çalışabilirler? Şöyle ki, kendinizi geliştirdiğiniz takdirde bilişim sektörünün her alanında çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Peki nedir bu alanlar diyecek olursanız, şu anda ekranda da gördüğünüz üzere yazılım geliştirme, web tasarımı, teknik servis, bilgisayar programcısı veya tekniker, veri tabanı yönetici, sistem ağ yöneticiliği gibi tarzda işlerde çalışabilirsiniz. Veya ben bu tarzda alanlarda çalışmak istemiyorum, kendi işimi yapmak istiyorum derseniz de freelance olarak çalışabilirsiniz. 7. sorumuza geçelim. En çok da maaşlar hakkında bana sorular geliyor. Bu bölümden mezun olduğunuz zaman ne kadar maaşla başlıyor? Maaş konusu belirsiz arkadaşlar. Hangi iş yerinde çalışacağınız konusundaki maaşları iş yeri belirliyor. Ve bu da biraz da kendinizi geliştirmenize bağlı. Siz kendinizi ne kadar çok geliştirirsiniz, maaşınız da o derece kendinizi geliştirmeyle birlikte artıyor. Eğer ki KPSS'ye girip KPSS'den atanırsanız ki, KPSS'den de bilgisayar işletmeni olarak işe girip çalışabilirsiniz devlet dairelerinde. O zamanki maaşınız da 4900 liradan başlamakta. KPSS'de de atanmak biraz zor. Çünkü 85 üstü puan yapmanız gerekmekte atanabilmeniz için. Bu da son zamanlarda gittikçe zorlaşıyor. Bir de biliyorsunuz ki ön lisans KPSS her 2 yılda bir yapılmakta. Her yıl yapılması aslında daha mantıklı olacak lisans sınavı gibi. ÖSYM bu konuda maalesef ki bu şekilde davranmıyor. O yüzden eğer ki KPSS'den 80 veya 85 üstü puan alarak atanırsanız bilgisayar işletmeni olarak 4900 lira maaşla çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Ama gene tekrar söylüyorum, maaş konuları belirsiz. Hangi şirkette ne kadar maaş alacağınız belirsiz arkadaşlar. O yüzden net veya kesin bir şey söyleyemiyorum. 8. sorumuza geçelim. Bu bölümü okuduğumuz zaman kendimize ait bir bilgisayarımızın olması şart mı? Bir bakıma şart, bir bakıma değil arkadaşlar. Çünkü okulda yaptığınız olan projeleri siz eve götürmek istediğiniz zaman evde çalıştırmak için de bir bilgisayara ihtiyacınız var. Okulda yapmış olduğunuz projeleri zaten laboratuvar ortamındaki bilgisayarlarda yapıp kaydedebiliyorsunuz. Mail olarak da atabilirsiniz. 1. sınıfın 2. döneminde ve 2. sınıfın son döneminde ödevleriniz gittikçe ağırlaşacak. Proje yapmanız gerekecek. Bu yüzden de kendinize ait bir bilgisayarınız olması şart. Çünkü yapmış olduğunuz projeyi her hafta hocalarınıza gösterip puan almanız gerekmekte. Bunu da okulun bilgisayarlarında yapamıyorsunuz. Çünkü okulun bilgisayarları yetersiz geliyor arkadaşlar. Kendi bilgisayarınızda yapmanız daha doğru olacaktır. Onunla ilgili de kanalımda bir video mevcut. Onu da kartlara eklerim. Bu bölümü okuyacak arkadaşlara 2500 lirayla 5000 lira arasında uygun fiyatlı laptop modellerinden bahsetmiştim. Fakat şu anda günümüzdeki dolar kuru sebebiyle bu paylaşmış olduğum videonun içerisindeki fiyatlar artmış olabilir. Linklerini güncelledim. Fakat ücretler artmış durumda arkadaşlar. O yüzden ona göre bir fiyat belirleyebilirsiniz. Eğer ki kendinizi yazılım alanında geliştirmek istiyorsanız ve okul derslerine de yardımcı olması için sizlere BTK Akademi'yi önerebilirim. Aynı zamanda da Udemy kurslarını öneriyorum. Fakat Udemy kursları ücretli olduğu için BTK Akademi ücretsiz bir şekilde bütün yazılım dillerine ait dersler içermekte. Hepsine ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz ve verdikleri eğitim de gerçekten kaliteli. Aynı zamanda da içerisinde eğitimleri veren hocalar da çok iyi derecede eğitim almış kişilerden oluşmakta. Dilerseniz kurslardan faydalanma imkanına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda da ben kendi kanalımın içerisinde de Java, C#, veri tabanı ve benzeri tarzda içerikler
üretiyorum. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Eğer ki halen aklınıza takılan sorular varsa bunları yorum kısmında belirtirseniz hepsine geri dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepsine geri dönmeye çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere arkadaşlar.